Bir girişimcinin temel özellikleri nelerdir, neler olmalıdır diye bir soru üzerine şöyle bir açıklama yapabilirim arkadaşlar. Yani bununla ilgili birçok kitap var, makale var, herkesin fikri var, ıvır zıvır. Ben kendimden yola çıkarak, yani yaşanmışlıklar üzerinden yola çıkarak ya da çevremden yola çıkarak anlatayım ben size. Önce çok iyi fikrin olacak. Çok iyi motivasyonun olacak. Ondan sonra kafayı kırmış olacaksın. Bunu bırakıyorum. Bu hayat başka bir hayat. Yeni bir hayata geçiyorum. Yeni bir macera. Yelken açıyorum. Motivasyonum yüksek. Birçok kriteri yerine getirdim. Ben bu işte başarılı olacağım. Ben bu işten para kazanacağım. Ben bu işi başaracağım ve bireysel tatmin yaşayacağım. Ben bu işi yapacağım. Evet, patlayabilirim, çuvallayabilirim ama yıkılmayacağım. Bir daha deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Motivasyon çok önemli. Elbette bu arada strateji planlamanızı da çok iyi hazırlamanız gerekiyor. Çok iyi fikir var. İşte paramız da var, bütçemiz de var, işimiz, gücümüz, dükkanımız var. Bunu nasıl pazarlayacağız? Bir şekilde satılır. Çünkü fikir çok iyi. Hayır, alakası yok. Hiç de satılmayabilir. Hani böyle düşünüp de patlayan, pörtleyen çok fazla marka var. Hatta büyük markalar bile var bu hataya düşen. O pazarlama stratejisine küçücük bir tedarikçi bile olsanız baştan çok iyi belirlemeniz lazım. Online mi pazarlayacaksınız yoksa işte aracılarla mı pazarlayacaksınız? Rafa çıkacak bir ürününüz mü var? Bunlarla ilgili işe start vermeden önce hepsini tamamlamış olmanız gerekiyor. Ondan sonra lira bismillah diyorsun, yapıştırıyorsun. Ondan sonrası Allah kerim zaten.